Önceki videoda potansiyel enerjiyi iki atomlu moleküllerde çekirdekler arasındaki uzaklık açısından kullanabileceğimizi görmüştük. İki atomlu molekül ne demekti? Önce onu hatırlayalım. Örneğin H2O olarak da ifade edilen moleküler hidrojeni ele alırsak, bu molekülün birbirine kovalent bağlı iki hidrojenden oluştuğunu söyleyebiliriz. Standart sıcaklık ve basınç altında bu iki atomun çekirdeği arasındaki uzaklık da potansiyel enerjinin en düşük olduğu nokta baz alınarak hesaplanır. Buna göre bu iki atomu birbirine yakınlaştırdığımızda sisteme enerji ekleyeceğimizden potansiyel enerji artar. Aynı şekilde bu iki atomu birbirinden uzaklaştırdığımızda sisteme enerji eklememiz gerekeceğinden potansiyel enerji yine artar. Bu videoda ise çözümlü örnekler üzerinden ilerlemek istiyorum. Burada çekirdekler arası uzaklığı ifade eden 3 farklı potansiyel enerji olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri moleküler hidrojen, diğeri N2 olarak ifade edilen 2 atomlu azot. Bir diğeri ise 2 atomlu oksijen molekülü. Bu noktada videoyu durdurarak çekirdekler arası uzaklığı ifade eden hangi potansiyel eğrinin hangi iki atomlu moleküle ait olduğunu tahmin etmenizi istiyorum. Bunun için şöyle bir ipucu verebilirim. Burada bakmanız gereken şey en düşük potansiyel enerjiyi ifade eden nokta. Düşük potansiyel enerjiyi ifade eden nokta aslında standart sıcaklık ve basınç koşullarında o iki atomlu moleküle ilişkin çekirdekler arası uzaklığı gösterir. Dolayısıyla buradaki uzaklığın iki şeye yarayacağını söyleyebiliriz. İlk olarak atomların ve yarıçaplarının ne kadar küçük olduğunu anlayabiliriz. Genel anlamda daha küçük atomlar arasındaki kararlı halde bulunan çekirdekler arası uzaklığın daha az olacağını söyleyebiliriz. İkinci olarak atomlar arasındaki bağ derecesine de bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili de size minik bir ipucu verebilirim. İki atomlu hidrojende tekli kovalent bağ bulunur. İki atomlu azotta ise üçlü bağ bulunur. Son olarak iki atomlu oksijen molekülünde çift bağ bulunur. Dolayısıyla bağ derecesi ne kadar yüksekse molekül içerisindeki iki atomun da birbirine o kadar yakın olacağını söyleyebiliriz. Bu da bağ enerjisini yani atomları birbirinden ayırmak için gereken enerjiyi arttırır. Hatırlarsanız önceki videoda bundan bahsetmiştik. Burada gördüğünüz çizgi bağ enerjisini ifade ediyordu. Videoyu bu noktada durdurun ve verdiğim tüm bu bilgileri kullanarak moleküllerin potansiyel enerji eğrilerini bulmaya çalışın. Hangisi H2 molekülünün eğrisi, hangisi N2 eğrisi ve son olarak hangisi O2 eğrisi? İlk olarak bağ enerjisine bakalım. Burada tekli, çift ve üçlü bağ arasından en yüksek bağ enerjisinin en yüksek bağ derecesine sahip olan moleküle ait olması gerektiğini düşünürüz. En yüksek bağ enerjisi pembe eğriye ait. Sadece buna bakarak, bu eğrinin ne iki molekülüne ait olabileceğini söyleyebiliriz. Bunu yazalım. 2 atomlu azot dikkatli baktığımızda ikinci en yüksek bağ enerjisinin de mor eğriye ait olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla sadece bağ derecesine göre bu eğrinin O2 molekülüne ait olduğunu tahmin edebiliriz. En düşük bağ enerjisi ise buradaki eğriye ait. Yani sadece bağ derecesine bakarak sadece tekli kovalent bağ olan iki atomlu hidrojenin bu eğride gösterildiğini tahmin edebiliriz. Ancak bu atomların yarı çaplarına da bakmamız gerektiğini unutmayalım. Bunun için periyodik tablodan yararlanabiliriz. Gördüğünüz gibi hidrojenin sadece tek bir elektronu var. Dolayısıyla atom yarıçapı en küçük molekül. Bu da grafiğe uyuyor. Çünkü gördüğünüz gibi en düşük potansiyel enerjiyi ifade eden uzaklık, en küçük atomlardan oluşan iki atomlu molekülde en kısa uzaklığı gösteriyor. Ancak diğer iki atoma baktığınızda, burada ilginç bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız, periyodik taboda aşağı doğru indikçe atom yarıçapı artıyordu. Ancak tam tersi, taboda yana doğru ilerledikçe yarıçap azalıyordu. Bunun sebebi ise bu durumda aynı kaboğa daha fazla elektron eklenmesi. Ancak burada en dıştaki kabukla çekirdek arasındaki klomp kuvvetinin de artacağını unutmayalım. Buna göre azottan oksijene geçerken atom yarıçapının çok az da olsa azalmasını bekleriz. Gördüğünüz gibi iki atom tabloda yan yana. Birbirlerine yakın olabilirler ancak oksijenin ikinci kabuğundaki elektron sayısı bir fazla. Buradan da oksijen yarıçapının daha küçük olacağını tahmin edebiliriz. Buna göre pembe renkte eğrideki çekirdekler arası uzaklığın biraz daha az olduğu ve bunun da oksijen eğrisine ait olduğu sonucuna varabiliriz. Bu durumda diğer eğri de azotu ifade eder. Ancak oksijen ve azotun yarıçapları birbirine çok yakın olduğundan bu durumda bağ derecesinin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bağ derecesinden de bağ derecesi en yüksek iki atomlu molekülün N2 yani azot molekülü olduğunu anlayabiliriz. Dediğim gibi atom yarıçapları birbirine yakın ancak burada farkı yaratan aslında bu nokta. Dolayısıyla biraz daha büyük olsalar da bu iki azot atomunu birbirine yaklaştırmak için daha fazla enerji gerekeceğini söyleyebiliriz.